Şimdi bizden istenen alan x80'nin altında. x80'nin altında olduğu için integrali aldığımız zaman sonuç negatif gelir. Bu nedenle öncelikle integralin önüne eksi işareti koymalıyız. Şöyle yazıyorum. Alan eşittir. Eksi diye başlayacağız çünkü negatif geliyor. Bizim integralimiz eksi 4'ten 4'e kadar olmalı. Sınırlarımız bunlar. Eksi 4'ten 4'e kadar. Fonksiyonumuz da x kare eksi 16. Dx. Tabii şunu söylesek de olurdu. Şöyle bir şey de yapabilirdik. Şekil bir parabol olduğu için şu eksen simetri ekseni. Bunu da şuradan anlıyoruz. Eksi 4 ile 4'ü topluyorum. 2'ye bölüyorum. Toplamları 0. 2'ye bölünce yine 0. X eşittir 0 doğrusu. Yani şu doğru. Y ekseni. Bu parabolün simetri eksenidir. Şurada oluşan alanla burada oluşan alan birbirinin aynısıdır. Biz eksi 4'ten 4'e kadar integral almak yerine 0'dan şöyle integral 0'dan 4'e kadar alıp bunu 2 ile de çarpabiliriz. 2 katı olacak çünkü. Diyelim ki burası 6 ise bu da 6 olacak alan. Sadece burayı hesaplayıp 2 katını da alabiliriz. Aynı sonucu verir. Şimdi alıyorum integrali. Önünde eksi var. X karenin integrali şöyle parantezle koyalım. X küp bölü 3 eksi 16'nın integrali eksi 16 x olacak. Yanına x getiriyorum. Eksi 4'ten artı 4'e kadar. Bu eksiyi içeriye dağıtacağız. Önce dağıtalım. Şöyle olur. Eksi x küp bölü 3 artı 16 x. Yine sınırlarımızı yazıyorum. Eksi 4'ten 4'e kadar. Önce üst sınırı yazalım. 4 yazacağız. Biraz geniş alana yazıyorum. Eksi 4 yazarsak, 4 yazarsak önce üst sınırı yazıyorum. 64 bölü 3. Tabii önünde eksi olduğu için. Eksi 64 bölü 3. Şimdi şu 16x'de x yerine 4 yazıyorum. 16 çarpı 4 da 64 yapar. Eksi deyip alt sınırı yazacağız. Şimdi eksi 4 yazıyorum. Eksi 4 yazarsak eksi 64 olur kübü. Bir eksi de önünde olduğu için artı 64 olacak. Yani şöyle 64 bölü 3. Buraya eksi 4 yazıyorum. Bu da eksi 64 olur. Sonra şu parantezi açacağız. Açıyorum o parantezi. Bunları toplamıyorum şimdilik. Şurada paydası üçlü olan var çünkü. Eksi 64 bölü 3 artı 64. Parantezi açınca eksi 64 bölü 3 eksi eksiden artı 64 gelecek. Şimdi şöyle devam ederiz. Artılı olanlar 2 tane 64 128 yapacak. Eksi bunların paydaları aynı. O zaman direkt birbirinden çıkarabiliriz. Tabi eksi 64 eksi 64 olduğu için eksi 128 olacak. Bölü 3. Şimdi bu ikisini çıkarırken payda eşitlemesi yapacağız. Ya da şöyle çapraz çarpıp çıkararak da yapabiliriz. 3 tane 128. İstersek çarpabiliriz ama ben şöyle yapmayı tercih ediyorum. 2 tane 128 kalacak. 3 çarpı 128. Önce şimdilik yazayım. 3 tane 128. Eksi 128 bölü 3. 3 tane 128'den 1 tane 128 çıkınca 2 tane 128 kalacak. Yani şu 2 çarpı 128 bölü 3. 128'e 2'yi çarparsak 256 bölü 3 olur. Bu sadeleşmeyeceği için sadeleştirme yapamayız. Bizim alanımız 256 bölü 3 olur. Evet, var mı anlaşılmayan bir nokta?